Bunu hiçbir zaman unutmayın. Cenab-ı Hakk'ın veli kuluna savaş açmak demek, ona karşı gelmek demek değil sadece. Sen ona bir şart düşüyorsun ya, kendince uzak duruyorsun ya, bir defans yapıyorsun ya, onu Allah yazıyor kenara. Dönüyorsa ona intikam acı oluyor. Sen ondan sonra şeyhsiz kalıyorsun. Ben hiç üzülmüyorum şeyhsiz kalanlara. Neden? Şöyle düşünüyorum. Sen dosdoğru gitmiş olsaydın Allah sana, Allah'ın velisi mi eksik? Sana bir veliyi gösterirdi. Ama onlar kibirli bir şekilde biz hala da filanca zatın dersini çekiyoruz. Sende maneviyat olsaydı sen o gül bahçelerinin yok olmadığını bilir, giderdin bir gül bahçesine oturur, gül koklardın. Ama sende o maneviyat yok. Sen körsün. Körün de körüsün. O yüzden Cenab-ı Hak sana bir mürşid-i kamil göstermiyor. Sen kim bilir ne hainlik ettin, kim bilir ne ihanet ettin, kim bilir nerede edepsizlik ettin, kim bilir nerede ne yaptın ki Cenab-ı Hak sana bir mürşid-i kamil göstermemiş. Sen kim bilir nerede ne yaptın ki Cenab-ı Hak sana da bir mürşid-i kamil nasip etmiş. Hamd et, şükret. Hamd et, şükret. Aman edebini bozma. Okyanusun içerisinde sen inci tanesi bulmuşsun. Kıymet bil. Boynuna as. Beşi birlik gibi taşı. Boynuna az, beşi birlik gibi taşı. Aman düşürme. Allah muhafaza eylesin.